Merhaba arkadaşlar. Bugün yine açık kaynaklı bir sistemi ele alıyoruz. Sistemin adı Ollama. Ollama, açık kaynaklı bazı LLM'leri yerel olarak çalıştırmayı sağlar. Go diliyle yazılmıştır. MIT lisansına sahiptir. Derlenmiş olarak indirip kullanabilirsiniz. Şu anda Mac ve Linux üzerinde bunu yapabiliyorsunuz. Windows için de çalışmalar devam ediyor. Ollama sisteminin iki temel linki var. Bunlardan birisi GitHub linki. https://github.com/jmorganka/ollama. Şurası. Bir de Ollama AI sitesi var. Bu sistemin ana sitesi. Ayrıntıları bu iki adreste bulabilirsiniz. Kurulumu Ollama AI sitesi üzerinden kolayca yapmak mümkün. Yani binary kodlarını indirip sisteminize kuruyorsunuz. Bunun için de verilen komut şurada. curl https://ollama.ai/install.sh/ch. Burada github.com üzerinde kurulumun nasıl yapılacağını burada zaten gösteriyor. Buradan komutu kopyalayıp sisteminizde çalıştırabilirsiniz. Şimdi kurulumu yapalım. Ben aslında daha önceden yapmıştım ama tekrar yapıyorum. Kopyaladım. Yani curl https://ollama.ai install.sh/ enter'lıyorum. Evet, ekran dar olunca görüntü biraz bozuldu ama mekanizma aynı şekilde çalışıyor. Sistem parolasını veriyorum ki yetki alsın. Evet. Aynı zamanda Nvidia GPU kurulumunda kontrol etti. Onu da halletti. Tekrar penceremizi eski haline getirelim. Evet. Şimdi burada rollama help diyelim bakalım. Evet. Kurulum yapılmış durumda. Ollama'da model yüklemeyi pull komutu aracılığıyla yapıyoruz. Örneğin ollama boşluk pull boşluk kodlama iki nokta üst üste 7B- kod veya 7B-python ya da Mistral'i yüklemek için yine ollama pull Mistral iki nokta instruct. Bunları yapabiliyoruz. Örneğin şunu deneyelim. Ben indirmiştim ama bakalım. Nasıl davranacak? Enter'ladım. İndirmeyi daha önceden yapmış olduğum için burada sadece kontrollerini yaptım. Şuradaki SHA-256 kontrolünü de tamamlıyor. Manifesti yazdı. Kullanılmayan değerleri yok etti. Ve başarıyla sonuçlandığını söylüyor. Yani yanlışlıkla bir modeli yüklemek, çünkü bunlar büyük boyutlu dosyalar. Yanlışlık yapmak mümkün olmuyor. Sistem sizin yerinize bu kontrolleri yapıyor. Peki yüklü modelleri nasıl görüyorsunuz? Oradaki komutumuz şu. Ollama list dedik. Evet, benim sistemimde şu anda Mistral Instruct ve Mistral Latest. Aslında ikisi de aynı. Bir kere indirdim. Daha doğrusu iki kere indirdim. Ama iki kez yer kaplamıyor çünkü aynı adresi gösteriyor. Ollamayı çalıştırırken run komutunu kullanıyoruz. Ve bunun da verbose isimli bir parametresi var. Şimdi önce Mistral'ı çalıştıralım. Çünkü bizim yüklediğimiz model zaten Mistral. Past dediğim Ollama run Mistral. Enter'ladım. Evet. Şimdi basit bir soru. What is your last training date? Cevap olarak 23 Mart 2023 verdi. Şimdi buradan çıkıyorum.
Exit veya buy kullanıyoruz çıkış için. Exit dedim, çıktım. Tekrar giriyorum. Tire tire verbose diyorum. Bu kez daha ayrıntılı yanıtlar verecek. Aynı soru. What is your last training date? Enter'ladım. Yanıt aynı yok. İkinci yanıt. Birincisi 2023. 23 Mart'ı demişti. Şimdi 23 Eylül 2021 diyor. Demek ki verbose ve normal yanıtlar arasında da farklılık oluşuyor. Asıl fark yaptığı işlemlerin sürelerini vermesi. Toplam evaluation duration 703 milisaniyeymiş. Diğer ek bilgileri de burada veriyor. Tekrar çıkıyorum ben. Bye dedim bu sefer. Doğrudan verbose kullanmadan zamanlamaya şu anda ihtiyacımız yok. All amaran misral dedim. Eğer kodlamayı da yüklemiş olsaydım onu da ollama, run, kodlama ve işte 7B yanında belirterek iki nokta üst üste araya koyarak çalıştırmam mümkün oluyordu. Örnek komutlarımız örneği slash soru işareti veya slash help bize açıklamalar sağlıyor. Slash soru işareti dedim. Ve temel komutlarımızın set, show, buy soru işareti gibi komutlar olduğunu söylüyor. Ve çok satırlı bir mesaj vermek istediğimiz zaman da 3 tırnak, 3 çift tırnak kullanmamızı söylüyor. Şimdi çıkış komutları da neydi? Exit'ti veya buy'dı. Burada show system diyelim bir hata oluştu. Aynı şeyi ben burada ollama show system dediğimde burada da hata mesajı veriyor. Sanıyorum burada bir debug problemi yaşanıyor. Bir bug var ama şu anda çok önemli değil. Daha sonra bu sistemi yeniden güncelleyerek deneyebilirsiniz bu show komutunu. Şimdi bunu atlayıp sorgulamaya geçeceğim. Örnek sorularımıza geçelim. Tekrar çalıştırıyorum ollamayı. Ollama, run, Mistral dedim. İlk soruyu sormuştuk. Şimdi programlama ile arası nasıl bakalım onu test edelim. Copy dedim. Test. Can you write me a Python script to calculate factorial of an integer number? Dedim. Enter'ladım. Tabii dedi ve hemen bir kod üretti. Bakalım. Factorial n sıfırsa return 1. Doğru. Değilse return n çar factorial n eksi 1. Evet. Klasik factorial fonksiyonu. Number int input enter a number to calculate its factorial. Integer olmasını garanti ediyor input'un. Ve factorial number fonksiyonunu çağırarak bunu result'a atıyor. Ve sonucu yazıyor. Evet, gayet düzgün bir yanıt aldım. Şöyle yeni bir soru soruyorum. Güncellikle arası nasıl onu kontrol edeceğim. Who is the president of Turkey? Burada eğitim gerçek eğitiminin 2021 ile sınırlı olduğunu tekrar belirtiyor. O tarih itibariyle
Recep Tayyip Erdoğan yanıtını veriyor ama bugün itibariyle bir değişiklik olup olmadığını bilmiyorum diye de ek bir açıklama yapıyor. Yani güncel olmadığını, en son güncel bilgilerinin 2021 itibariyle sonlandığını biliyoruz. What is the population of Turkey? Yine 2021'den sonrasını bilemem diyor. O tarih itibariyle 83 milyon, yaklaşık 83 milyonluk bir nüfusu var ama değişiklik olmuş olabilir diyor. Şimdi Türkçe ile arası nasıl onu bir kontrol etmek istiyorum. Copy. Do you understand and answer in Turkish? Enter'ladım. Elbette dedi, Türkçeyi anlayabilirim ve yanıt verebilirim. Bana hemen bir soru, Türkçe soru sor bakalım dedi. Soralım. Ollama hangi lisansa sahiptir? Past. Ollama biraz sallama oldu. Ollamada hangi lisansa sahiptir gibi bir soru döndürdü tekrar. Bir daha sorayım bakalım. Yok, burada takıldı. Yani Türkçeyi anlarım, yanıt veririm dese de inanmayacağız. Peki. Bir başka, tekrar İngilizceye dönelim. Copy. Ollama is written in which programming language? Hangi dilde yazıldığını soruyorum ollamanın. Ollama is written Python. Burada da salladı. Çünkü Go diliyle yazıldığını görüyoruz GitHub reposuna baktığımız zaman. Şöyle geçelim. Şuradan kodlara bakıyoruz. Hatta şurada işte Go, Golang keywordleri. Main Go. Bakalım mesela. Parser nasıl yazılmış? Go. Yani Python diyerek demek ki bilmiyor. Aslında halüsinasyon dediğimiz olay. Şimdi temperature değeri ne verilmiştir bilmiyorum. Bunları kontrol etmek lazım. Sanıyorum sıfırın üzerinde verilmiş durumda. O yüzden de bilmediği şeyleri biraz sallıyor. Yani bu modelin parametreleriyle ilintili bir durum. Evet, yani ollama bize ne sağlıyor? Yine açık kaynak, işte MIT lisansına sahip. En büyük avantajlarından birisi zaten son dönemdeki çalışmalar genellikle aynı şekilde yapılıyor. Model yüklemeyi çok kolaylaştırmış durumda. Mistral zaten pratik ve hızlı çalışan bir model. Bunu ollamaya yükleyip eğer işte kodlamayla, programlamayla vesaire uğraşmak istemiyorsanız, Python kelimesini yazmak bile size zor geliyorsa, ollama size kolaylık sağlayabilir. Bunun önü ne kadar açıktır zaman gösterecek. Yani hemen sisteme her yerde hemen erişebilmek gibi bir avantaja sahip. Örneğin Python'da işte sanal ortam oluşturmanız, onu aktive etmeniz falan gerekiyor. Ama burada sisteme yüklediği için ollamayı doğrudan
komutu verip nerede olursanız olun ollama deyip hemen sonuca gidebiliyorsunuz. Evet, şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.